Aşağıda bazı karışımların görseli verilmiştir. Buna göre bu karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türk kahvesini oluşturan maddeler fincan içinde eşit dağılmamıştır. Türk kahvesinin telve dediğimiz o katı kısmı dibe çöker. Bundan dolayı eşit dağılmaz. Bu doğru. Kolonyayı oluşturan su içinde alkol eşit dağılmıştır. Kolonya homojen bir karışımdır. Su ve alkol birbiri içerisinde eşit olarak dağılır. Su içinde alkol eşit dağılmıştır. Bu ifade doğrudur. Salatayı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmiştir. Salata bir karışımdır ve karışımı oluşturan maddeler kendi özelliğini kaybetmez. Bu ifade yanlıştır. D şıkkı, deniz suyundaki maddeler eşit dağıldığı için tek bir madde görünümündedir. Deniz suyu homojen bir karışımdır. Tuzlu suya örnektir. Homojen karışım olduğu için tek bir madde gibi görünür. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı olur. Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışımlar denir. Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünmeyen karışımlara heterojen karışımlar denir. Aşağıdaki tabloda bazı karışımlara örnekler verilmiştir. Buna göre tablodaki karışımların homojen ve heterojen olma durumlarına göre boyanmaları durumunda tablonun son görünümü hangisi olur? Tuzlu su, tuzlu su karışımı homojen bir karışımdır. Homojen olanları o zaman şöyle yapalım, yeşil boyayalım. Çamur heterojendir. Ayran yine heterojendir. Çamurda hem taşlar vardır hem de o katı kısmı dibe çöker. Homojen bir karışım oluşturmaz. Ayranda hem yağ damlacıkları vardır hem de yoğurt dibe çökebilir. Türk kahvesinde yine telvesi dibe çökebilir. Bu da heterojendir. Hava homojen bir karışımdır. Bütün gazlar eşit olarak havada dağılmıştır. Yani baktığımız zaman zaten etrafımızda havaya tek bir madde gibi görüyoruz. Bu da homojen olmasının ispatıdır. Hazır limonata yine homojendir. Baktığımızda tek bir madde gibi görünür. Toprak burada kumların büyüklükleri ve içerisindeki taşlar olduğu için heterojendir. Soda homojen bir karışımdır. Kuru yemiş birbirinden farklı zaten maddeler olduğu için bu da nedir? Heterojendir. Buna göre baktığımız zaman aynı işaretlediklerimiz homojen, diğerleri heterojen. Bundan dolayı cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Aşağıda ayran, şeker ve deniz görselleri verilmiştir. Numaralandırılarak gösterilen bu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ayran bir karışımdır. Su ve yoğurdun karışımı. Şeker bir bileşiktir. Deniz tuzlu sudur. Tuzlu su da nedir? Bir karışımdır. Buna göre bir maddesini oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmemiştir. Evet, karışımlar kendi özelliklerini yapmazlar, kaybetmezler. Doğru. İki maddesini oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmiştir. Bileşikler kendilerini oluşturan maddelerin özelliğini kaybederler. Bu ifade de doğrudur. Yani mesela burada şeker, karbon var, hidrojen var, oksijen var içerisinde. Ama şeker hem karbon hem oksijen hem de hidrojenin hiçbirinin özelliğini göstermez. C. Üç maddesinin oluşumunda belirli bir oran yoktur. Karışımdır. Karışımlar oluşurken belli bir oran yoktur. Mesela biz tuzlu su oluştururken işte 5 gram tuz, 50 gram su koymak zorunda değiliz. Yani belli bir oran koymak zorunda değiliz. Bundan dolayı belli bir oran yoktur. İstediğimiz kadar karıştırırsak da yine karışım olacaktır. 1 ve 3 maddeleri saf, 2 maddesi saf değildir. Bileşikler ve elementler saf maddelerdir. Karışımlarsa saf değildir. Burada ne yapmış? Tam tersini söylemiş. Yani D şıkkı ne olur? Yanlış olur. Aşağıda bazı maddelerin tanecik modelleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerden saf madde, saf olmayan madde olarak gruplandırılması aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Tek cins tanecik içeriyorsa, bu tek cins atom olabilir, tek cins molekül olabilir. Bunlar saf maddedir. Birden fazla madde tanecik içeriyorsa da bu saf olmayan maddedir. Birden fazla tanecik içerenler karışımlardır. Aynı cins tanecik içerenlerse elementler ve bileşiklerdir. Bileşikler aynı cins moleküllerden oluşur. Elementler de aynı cins atom veya moleküllerden oluşur. Buna göre
Birinci de gösterilen, bakın burada ikili kırmızı bir molekül var. Burada yine farklı bir molekül var. İki farklı molekül var. O zaman bu nedir? Bir karışımdır. Yani safı olmayan maddedir. İkinciye bakarsak hep aynı molekül var. Bakın içerisinde farklı bir molekül bulunuyor mu? Hayır. O zaman iki nedir? Bir bileşiktir ve saftır. Üç, burada iki farklı ne görüyoruz? Molekül. İki farklı molekül görüyorsak bu karışımdır ve saf olmayan maddedir. Dördüncü de yine tek bir molekül görüyoruz. Hepsi aynı molekül olduğu için bu da saf maddedir. Bu molekül halindeki bir elementtir ve saf maddedir. Saf maddeler 2 ve 4, saf olmayanlar 1 ve 3, cevabımız A olur. Aşağıda şekerli suyun oluşumu gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Şeker molekülleri su molekülleri arasında dağılmıştır. Evet, bu bir çözeltidir. Çözeltide şeker suyun içerisine dağılır. Burada da bakın şeker moleküllerinin suda dağıldığını şekil üzerinde de görüyoruz. Bu doğru. Su çözücü, şeker ise çözünen maddedir. Çözücü miktarı fazla olan maddedir. Çözünen ise miktarı az olan maddedir. Burada bir kap suyun içerisine bir miktar şeker atmışız. Bu durumda su çözücü, şeker çözünendir. Bu da doğru. Şekerli su çözeltisi dışarıdan tek madde gibi görünür. Evet, biz kendi evde şekerli suyu karıştırdığımız zaman, içine baktığımız zaman nasıl görüyoruz? Tek bir madde gibi görüyoruz. Bu ifade de doğrudur. Zaten çözeltiler dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünür. Şekerli su da bir çözeltidir. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda homojen ve heterojen karışımlara örnekler verilmiştir. Buna göre homojen ve heterojen karışımlardan hatalı olanların sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Homojen karışımlara bakalım. Deniz suyu, evet, bir tuzlu sudur, homojendir. Gazoz, su ve karbondioksit karışımıdır, homojendir. Havada bütün gazlar eşit olarak dağılır. Havaya baktığımız zaman biz tek bir madde gibi görürüz. Toprak kum tanecikleri ve taşlardan oluşur. Büyüklü küçüklü kum tanecikleri vardır. Bundan dolayı homojen değildir, heterojendir. Kolonya su ve alkolün karışımıyla oluşur. Yine baktığımız zaman tek bir madde gibi görünür, homojendir. Demek ki homojende bir tane hatalı olan var. Heterojen, ayran, su ve yoğurt karışımıdır. Yoğurt dibe çökebilir. Yine ayran içerisindeki yağ damlacıkları yüzeye çıkabilir. Bundan dolayı heterojendir. Zeytinyağı, su zaten birbiri içinde kesinlikle karışmaz. Zeytinyağı üste çıkar. Heterojendir. Çelik bir alaşımdır. Ve alaşımlar homojen karışımdır. İki tane katı maddenin, iki metalin karışmasıyla çelik oluşur. Bundan dolayı heterojen değildir, homojendir. Süt içerisinde yağ damlacıkları olduğu için sütün, bu da heterojen bir karışımdır. Çorba yine aynı şekilde heterojendir. Burada da hatalı olan bir tane vardır. Yani cevabımız A şıkkı olur. Aşağıda şeker, bardaklar ve su kullanılarak deney düzenekleri hazırlanıyor. Buna göre bu deneylerdeki bağımsız değişkenler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bağımsız değişken deneyde farklı olan şeydir. Deneyde farklı olan şeyi bulduğumuz zaman bağımsız değişkeni de bulmuş olacağız. Birinci deney. Her iki bardağa eşit hacimde ve sıcaklıkta sular konulup içlerine 3'er adet şeker atılıp sadece bardaklardan birisi karıştırılıyor. Burada farklı olan tek şey ne? Karıştırma işlemi. Bundan dolayı birinci deneyde bağımsız değişken karıştırma işlemidir. A ve D'yi ne yaptık? Eledik. İkinci deney, bir bardağa 30 derece, diğerine 25 derecede eşit hacimde sular konuluyor. Sonrasında her iki bardağa 3'er şeker atılıyor. Şeker miktarı aynı, su miktarı aynı. Fakat ne farklı? Sıcaklık. Demek ki burada bağımsız değişken nedir? Sıcaklık. Cevabımız zaten belli oldu ama diğerine de bakalım. Üçüncü deney, her iki bardağa eşit sıcaklıkta ve hacimde sular konuluyor. Sonrasında bir bardağa küp, diğerine toz şekerden eşit miktarda atılıyor. Birine küp şeker, birine toz şeker. Yani burada taneciklerin neyi farklı? Boyutu farklıdır. Yani üçüncü deneyde bağımsız değişkende tanecik boyutudur. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda bazı saf maddelerin modellenmeleri verilmiştir. Bu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Su iki farklı atomdan oluşan bir bileşiktir. Bakalım, su yeşil göstermiş, bakın mavi göstermiş. İki farklı atom var. Bu doğrudur.
Normalde de hidrojen ve oksijenden oluştuğunu biliyoruz suyun. Ve kalsiyum tek cins atomlardan oluşan bir elementtir. Evet, kalsiyum bir elementtir ve burada da gördüğümüz gibi tek bir cins atomdan oluşuyor. Kırmızı bir atom gösterilmiş, doğru. Hidrojen molekül yapılı bir elementtir. Molekül yapılı demek birden fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu yapı demektir molekül. Burada hidrojen ikili atomlar halinde bulunuyor. Yani moleküller halinde bulunmuştur. Bu da doğrudur. Amonyak bileşiğinin molekülünde toplam atom sayısı 3'tür. Bakalım. Bir tane azot atomu var. 1, 2, 3 tane de hidrojen atomu var. Yani toplamda 4 atom var. Burada 3 dediği için bu ifade yanlıştır. Cevabımız D şıkkı olur.